Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların alışveriş telaşı başladı. Bayram alışverişlerini son güne bırakmak istemeyen vatandaşlar şehir merkezinde bulunan işletmeleri ziyaret ediyor. Var mı? Yok, niye zararız? Her zaman biz çok bayram gördük çünkü. İnşallah siz de görürsünüz. Ben 72 yaşındayım. Kurban kesecek misiniz? Kesmeyeceğim, şeye bağışlıyorum. Zor oluyor şehir yerinde kesmek. Merkezde kestirmiyorlar. Ben de başka yerde kesemiyorum. Onun için Diyanet'e bağışlıyor, işi bitiriyor yani. Diğer hazırlıklar yapıldı mı bayram için? Yok. Zaten iki yaşlı adamla ne olacak abi? Biz deliye her gün bayram. Heyecan var mı? Biraz. Çok şükür. Kurban kesecek misiniz? Keseceğiz Allah'ına şükürler olsun. Ne keseceksiniz? Küçük baş mı, büyük baş mı? Büyük baş. Düve. Tabii heyecanı yaşıyoruz. Bilhassa çocuklar da beraber yaşayacağız. Ben yurt dışından geliyorum. Şu anda bayram alışverişi için de devşire geldiğimiz şey. İnşallah bu bayram milletimiz için, yüce devletimiz için daha güzel geçeceğine inanıyorum. Hayırlara vesile olsun. Alışverişe mi çıkıldı? Evet. Bayramlık alışverişi herhalde. Evet. Neler alınacak? Pantolon aldım. Tişört aldım. Böyle şeyler aldık işte. Heyecanlıyız. Bayramda kurban kesmeyi düşünüyor musunuz? Evet. Bayram hazırlıkları başladı mı şimdiden? Başladı. Heyecanlı mısın? Evet. Bayramda neler alacaksın? Bayramda mı? Üst baş bir de ayakkabı. Ne kesmeyi düşünüyorsunuz? Tosun. İnek. İnek. Tosuna tamam. Para yetişmez. Tosuna tamam. Para yetişmez. Görmediğimiz bir şey değil ya. Heyecanlanacak kızım ya. Biz bayrama neye alışkındık? Kurban kesecek misiniz? Sözünü yaptık, aldık. Çarşı esnafları ise bir süredir durgun olan işlerin bayramın gelmesiyle birlikte yeniden canlanmasından memnun. Melike Hanım, bayram geliyor. Heyecan var mı? Çalışıyoruz biz ya, bizde heyecan olmuyor. Bayramda da çalışacak mısınız? Evet. Satışlar nasıl? Çok şükür bize yetecek kadar. Neler en çok gidiyor? Hangi ürünler? Sarma lokumlarımız. Şu an en çok giden ürünlerimiz bunlar. Buradan bu şekilde ileride çifte kavrulmuşlar var, onlar çok fazla gidiyor. Onun dışında normal. Fiyatlar bu şekilde. Şekerle oranla artıyor fiyatlarımız. Şeker zammına oranla. Ama şu an yine de piyasada en uygun yine bizde. Bol bol lokum alsınlar. Verebileceğimiz mesaj bu. Çok şükür. Biraz piyasada problem var ama yine de biraz daha umutluyuz biz esnaflar olarak. Son 1-2 gün bekliyoruz yoğunluğu. Ama piyasada biraz bir sıkıntı var. Fiyatlarda artış var ama biraz daha gidecek gibi sanki. Fiyatlar biraz daha gider. Şu anda durmuyor fiyatlar. Yani bütün piyasanın hepsi böyle şu anda, hep artıyor. En düşük ürün diye bir şey kalmadı çünkü hepsi yükseldi artık. En yüksekte Antep fıstığı gitti. Hepimize, bütün Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin her şeyi inşallah. Hepimizin bayramı şimdiden mübarek olsun. Satışlarımız geçen yıllara göre düşük. Bayağı düşük yani. Biz artı fıstık alamıyoruz, yağ alamıyoruz, şeker alamıyoruz. Her şey aldı gitti başını. O yüzden fiyatlar da şey demiyor yani. Müşteri alamıyor. Genelde baklava satıyoruz biz. Baklavası. Bayram arefesinde normalde artıyor. Fakat aşırı bir şey beklemiyoruz. Öte yandan bayramın gelişine heyecan duyanlar kadar dertlenenler de var. Heyecanlı mısınız? Heyecanımız pek yok. Pahalılık var işte, görüyorsunuz. Param olmazsa bayram ne olacak? Zor yani hayat şartları. Kurban nasıl alacak? Zor. 4-5 milyar lira bir hisse. Öyle yani. Yok ya, eski bayramlar kalmadı diyelim biz de. Alışverişe mi çıktınız? Yani hem alışverişe bir gezelim bakalım dedik, ne var ne yok. Neler almayı düşünüyorsunuz? Hiçbir şey. Şu fiyatlarla hiçbir şey.